kriz dinamiği var. Birisi Türkiye kapitalist emperyalist dünyaya bağımlı bir ülke. Kapitalizm hem kriz üreten bir ülkedir, bir sistemdir. Hem de merkezden bağımlı ülkelere doğru kriz transfer edilir. Türkiye bütün soğuk savaş dönemi boyunca kendisi gibi bağımlı ülkelerin yaşadığı kaderi yaşadı. Her 10 senede bir, 12 senede bir aşağı yukarı periyodik olarak ağır iktisadi krizler yaşadı ve bunlar askeri darbelerle sonuçlandı hep. Türkiye'nin bir yapısal kriz dinamiklerinden birisi bu. İkincisi ise Türkiye burjuvazisi son derece Türkiye'yi yönetenler, devlet aklı, son derece akıl dışı bir iş yaparak Kürt meselesini, Ermeni meselesini çözdüğü gibi çözmeye kalktı. Çünkü Ermenilere yapılanın bedeliyle yüz yüze gelinmediği için bunu zannettiler ki herkese yapabiliriz. Orduyu devreye soktular. Sonra iş 90'ların başında, 93, 94, 95 dediler ki çok askeri deha ya bunlar. Eğer kırsal nüfusu şey yaparsak, yerinden, yurdundan söker götürürsek gerilla şey olur, etrafını boşaltmış oluruz, sudaki, şey, havuzdaki suyu boşaltmış oluruz, onları böylece yeneriz. Tabii ki sivil halk çok önemli bir unsurdur ama coğrafya var, askerlik bilgisi var, öngörüsü var. Bir sürü faktör var. Bir tek faktörle sorunu çözmeye kalktılar. 94-95 köyleri boşalttılar, yaktılar, yıktılar geri dönen olmasın diye. Köylere çıkışları yasakladılar ve Türk meselesini çözeceğiz diye. Yani Türk meselesi sadece dağdaki gerilla değil ki. Yani bütün Kürtlerin kalbini, ruhunu zedeleyen, yaralayan bir şey yapıyorsun. Onu ancak kendisini Türk addettiği ölçüde vatandaştan sayıyorsun. Aslında belirleyici olan şey harçtır, kültür, kültürdür. Kendisini Türk addeden herkes Türktür diye. Şimdi sen addetmiyorsan da seni zorla ben Türk'üm dedirtecekler, asimile edecekler zorla ve Türk olacaksın. Kürtler bunu kabul etmediler. Sadece dağdaki gerilla olarak düşünme. Aynı zamanda her Kürt, daha önce Kürtlüğünü ifade etmeyen, ortaya koymayan insanlar da 1980'den sonra, 80'lerden sonra Türklüğünü, işte Kürtlüğünü daha açık ifade etmeye başladılar. Savaş çok masraflı bir şey bir kere, öncelikli olarak. Şu anda mesela Türkiye döviz olarak 70 sente muhtaç ama ZAP bölgesinde 14 Nisan'dan bu yana dağları taşları bombalıyor. Sıkılan merminin hatta hesabı yok. Orada bayrak dikilmiş herhangi bir tepe de yok 90 gündür. Ve durmadan orada silah, mühimmat yakılıyor. Arazidesiniz, uçaklarınız uçuyor, araçlarla gidiyorsunuz, geliyorsunuz, lojistiğiniz var, akaryakıtınız var. Yani akılanmaz bir şey orada, para oluk gibi akıyor. Şimdi bir o. İkincisi, savaş çok uzun süren bir savaş. Ülkede hukuku ve adaleti ortadan kaldırır. Sadece savaşın muhatabı olan insanların hayatından adalet, hukuku çıkarmaz. Hukuksuzluk bir yerde başlamışsa, ülkenin savaşın doğrudan cereyan etmediği bölgelerdeki nüfus içinde hukuk ve adalet kaybolur. Şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı siyasetten men edecek bir hukuksuzluk yapılabileceğinden bahsediyorsak, onun sebebi Kürt Savaşı'dır. Yani kayyumlara, Kürt şehirlerindeki başkanları, seçilmiş yöneticileri görevinden alıp yerine kayyum tayin ediliyor. Niçin? Savaş bahanesiyle. O zaman sesini çıkartmıyorsunuz. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde başına kayyum gelmek üzere. Bütün Kadıköy gibi
Beşiktaş gibi CHP'li belediyelere bir kayyum atama hazırlıkları var. Yani soruşturmalar açılıyor, baskınlar, operasyonlar falan. Yani hukuksuzluk bir yerde durmaz. Başlamışsa her yere yayılır. Kürt meselesini Türkiye yöneten devlet aklının şiddet yoluyla çözme, savaş yoluyla çözme politikalarının sonuçlarından bahsediyorum. Bunların ne gibi şeyler olur? Türkiye'nin bütün uluslararası ilişkileri bu savaş politikaları yüzünden de bozulmuştur, deforme olmuştur. Niye? Türkiye'ye karşı her devlet Kürt meselesini kullanabilir hale geliyor. Türkiye'ye kim ne satmak istiyorsa Türkiye ile Türkiye'yi yöneten akılla bunun pazarlığını yapıyor. Gittiler gene Kürtler üzerinden bir pazarlık yürüttüler orada. Rusya ile ABD ile Suriye Kürdistan'ına girmek için nasıl izin alırız? Bunun karşılığında ne isterlerse veririz halindeydiler. NATO'ya da aynı şeyi yaptılar. Yeter ki Kürtlere fatura çıkartacak bir yol açabilsinler. Türkiye'nin başka hiçbir ulusal çıkarı yokmuş gibi. Sırf bundan ibaret, Kürt düşmanından ibaret bir dış politika motivasyonu var devletin. Gene problem şu. İsveç'teki, Finlandiya'daki Kürt aydınları, demokratları bize iade ederiz. Neden? Bunlar terörist. Artık Türkiye'nin terörist demediği hiç kimse kalmadığı için. Yani FETÖ terörist, başka PYD, YPG terörist. CHP Genel Başkanı terörist, HDP terörist. Genelkurmay Başkanı terörizmden yatmadı mı Türkiye'de, cezaevinde İlker Başbuğ? Yani Türkiye'nin birine terörist demesi hiç kimseyi ikna etmiyor. Çünkü mahkeme kararı da ikna etmiyor. Çünkü mahkemelerin de artık mahkemelikle bir alakası kalmamış yargının. Zaten eskiden de yoktu da şimdi hiç yok. Dolayısıyla oraya gitti. PKK terörist. Zaten NATO da bunu kabul etmiş. Yani bu eski kabullerden birisi. Belki yarın öbür gün bunlar da NATO üyeleri de bundan vazgeçebilir. O da ayrı bir şey. Çünkü kim kime terörist diye bakıyorlar. Hani PKK'ye kim terörist diyor. Erdoğan deyince bir soru işareti yani. İki, YPG, PYD için kabul etmediler. Yardım etmeyin bunlara. Askeri yardım yapmıyoruz, insani yardım yapacağız dediler ertesi günü. Başka, peki ne kazanıldı? F-16'ların Türkiye'ye satışı. Zaten Amerikan yönetimi, Amerikan Kongresi'ne bu doğrultuda basınç yapıyordu. İyi de, yani adam zaten malını satacak Türkiye'ye. Yani 10 milyar, 20 milyar dolarlık uçak ve işte modernizasyon kiti satacaklar. Bu bize büyük bir kıyakmış gibi, büyük bir güzellik yapıyormuş gibi Amerikan Başkanı. O da ne? Kongre'de bu doğrultuda çalışma yapacaklar. Garanti de değil yani. Peki Türkiye ne aldı buradan? Hiçbir şey. Nasıl olsa medyamız var elimizde. Medyayla A Haber izleyicisini ikna ederiz diye. Yani orada asıl pazarlık yaptıkları konuya gelince seçim öncesi bir şeye ihtiyaçları var. Bir zafer hikayesine ihtiyaçları var, askeri zafer. Bunu zapta denediler, olmadı. Yani şu kadarcık bir zafer işareti olsa zaten her gün televizyonlarda bundan başka hiçbir şey dinlemeyiz, gazetelerinde başka manşet görmeyiz. Yok öyle bir şey. Suriye'ye girelim. Kürtlerin dünyanın herhangi bir yerinde bir statüsü olması fikri bu devlet aklını çıldırtıyor. Bunlar akıl dışı işler zaten. Şimdi hatırlarsanız Barzani ailesi şu anda Türkiye hükümetiyle çok yakın gibi davranıyor. Ama bir bağımsızlık referandumu yapmaya kalktılar. İran'dan ve Irak'tan daha fazla kıyameti koparan Erdoğan hükümetiydi. Niye? Kürt isterse AKP'li olsun, statüsü olmasın. Böyle bir takıntı var.
Erdoğan düştü düşecek diyordu. Sonra IŞİD ilk nerede yenildi? Yani Araplarla savaşırken yenilmedi. Veya Irak'ta işte ilk yenildiği yer Kobani. Kobani düştü düşecek diyordu Erdoğan. Heyecanla ellerini ovuşturuyordu. IŞİD'in ilk yenilgi aldığı yer Kobani'dir. O bizim devletin, Erdoğan'ın şeyi olmuştur. Yani bir türlü sindiremediler o yenilgiyi. Çünkü IŞİD'le aynı kafadalar. Taliban'la aynı kafadalar. Diyor, aramızda bir farklılık yok. Suriye'de Fırat'ın doğusunda bu IŞİD'le mücadelenin de sağladığı bir imkanla Esad rejiminin giremediği, Rusya'nın da girmediği bir özgürlük alanı Kürtler için, bir inşa alanı var. Ve orada Kürtler yeni bir hayat inşa ediyor. Bu sadece orada Kürtler bir statü elde ediyor diye değil, yeni bir hayatla inşa ediyor diye Türk devlet aklı bundan nefret ediyor. Bunu nasıl yok ederim? Geceleri uykularını kaçıran soru işareti budur. DİP tabii ki Kürt meselesinin demokratik, barışçı çözümünü arzulayan, amaçlayan, bunu dillendiren bir yapılanma. Biz bir platformuz, örgütlerimiz yok bizim. Ama CHP'den HDP'ye bütün demokrasi güçlerinin bir şekilde neredeyse temsil edildiği, başka buralarda temsil edilmeyen muhalefette de seçim güvenliği platformu üzerinden veya benzeri platformu üzerinden değdiğimiz yerler. Yani bizim İYİ Parti ile de Demokrasi İçin Birliği'nin teması vardır. DEVA Partisi ile de teması vardır. CHP ile de neredeyse düzenli görüşüyoruz. Zaten meclisimizde temsil ediliyorlar. HDP de etkili bir şekilde DİP'te temsil ediliyor. Önce Kürt meselesini çözelim değil. Kürt meselesini merkeze alan bir çözüm paketi için yola çıkalım. Yani bir kere bunun bu aşamada bir yan yana gelebilmek lazım. Kürt meselesinin çözümü deyince bir sürü şey var, kalem var burada. Tecrit'in son bulması lazım. Abdullah Öcalan'ın özgürce konuşması lazım mesela. İki, Cezayirleri, Türkiye'de şiddetin ilk yükseldiği yer hep Cezayirleridir. Cezayirleri Kürt dolu. Siyasi tutsakları özgürleştiren adımların atılması lazım. Kürt meselesinin çözümü doğrultusunda, her meselenin çözümü doğrultusunda bir sağlıklı adım atmış oluruz.